Evet. Hocam 7. maddede şey demiştiniz. Oradan da ben giriş yapmış olayım. İşte eleştirilen kaynaklardan da yararlanmamız gerek. Yani mesela hadisi red eden veya Kur'an bize yeter diyenlere şöyle bir soru da sormuşsunuz siz. Tamam, Kur'an bize yeter diyorsanız, yani hadisin müfessirliğine, beyanına, açıklamasına gerek yok diyorsanız, o zaman Kur'an bize yetsin. Siz de bir şey söylemeyin. Ben en çok ona kızıyorum hocam ya. Siz de bir şey Ya söylemeyin kızmamaya hocam. çalışıyorum daha doğrusu. Ya sen O ihtiyaç zaman Kur'an bize yetsin o zaman. Siz de bir şey söylemeyin. Bırakın herkes. Hazreti Peygamber konuşmayacak diyor. Yani bunun anlamı odur esas. Hazreti Peygamber konuşmayacak, ben konuşacağım. Kusura bakma. Evet. Kusura bakma. Yani şimdi acaba kendisine inen insan mı bunu konuşmakta, yani veya anladığını, hocam bırakınız konuşmayı, anladığını. Mesela şimdi siz mesela bu kitabı okudum, ben anladığımı size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben okudum. Ben okuduysam hocam bu kitabı, okuduysam buna hakkım var değil mi? Peygamber hocam ilk inen, yani kendisine indi bu kitap yani. Kendisinin ne anladığını anlatmaya hakkı yok mu hocam? Yok demek ki. Bir de unuttuğumuz bir şey var. Sadece Kur'an'la yetindiğin zaman bir Hazreti Peygamber hayatını yazabilir misin hocam? Yaz bakayım, ne yazıyorsun? Kaç sayfa Evet, yazıyorsun? evet. Orada sebebi nüzulü zikredilmeyen o kadar meseleler var. Az önce okuduğumuz haram kılma olayı. Ona bir baksın bakayım. Hazreti Zeyd ile ilgili anlatılan kısa. Arka planlarını bilmezsen tövbe mesela Açıklayamaz. Ka'b bin Malik'in tövbe olayı. Evet, tövbekarlar. Sen hocam bu arka planı bilmezsen ayette ne anlayacaksın hocam? Evet. Hatta bazen de bizi yanlış yerlere de sürükleyebilir yani. Tabii. Yanlış algılarız. Yanlış peygamber algısı. Yanlış efendim, sadece bizim peygamberimizle ilgili, diğer peygamberleri de yanlış algılarız yani. Birçok noktada. Ya unuttuğumuz bir şey daha var hocam, sevgili hocam. Bu kitabı bize aktaran insanlarla Hazreti Peygamber'in hadisleri bize aktaran insanlar aynı insanlar. Bunu unutmasın arkadaşlar. Evet. Kitaba geldiği zaman tamam, he yapıyorsun. Ötekiler geldiği zaman aşağı, böyle bir şey olmaz. Aynı adam. O zaman bunu da aynı muamele tabi tutacaksın. Ki onu yapamayız tabii ki. En İnsaf son olmak şey lazım. demiştiniz hocam, seçmeci yaklaşıma sergilemek diye bir şey yapmışsınız. Bunu eleştirmişsiniz. Yani seçmeci olmayalım bu noktada. Hani hadisçilerin biraz o şeyi var. Kendileri de hadisleri inkar etmeye rağmen bazen Hocam tarihçiler de yapıyor lan. hadisleri inkar etmeye çalışıyorlar. Şimdi ülkemizde bazı tarihçiler de bunu yapıyor. İşine gelen rivayetleri alıyor hocam. Evet. İşine yarayan, baştan bir kabulü var. Onun üzerine bir şey inşa ediyor. Buna aykırı olan şeyleri de hemen reddediyor. Bu çok ahlaklı bir yaklaşım değil hocam ya. Evet, hoşumuza Tutarlı gitmiyor. olmak lazım. Güya yani bir takım şeyleri, efendim, Konuşturuyoruz. tarihi modelleri yakıştıramadığımız şeyleri bazen diyoruz ki bu modele bu yakışmıyor falan. Ama onun Yakıştıramıyoruz. insan olduğunu bazen unutabiliyoruz. Mesela diyor ki bir kısım tarihçi. Hazreti Ayşe validemizle Resulullah'ın evliliği küçük mesela. 9 yaşında. Olur mu 9 yaşında? Ya niye olmasın? Şunu niye düşünmüyorsun? Peygamber Aleyhisselam zamandaki Arap örfü gelene bizim için ölçü değil mi? Ne olacaktı yani? Kızlar evde durduğu zaman üniversiteye mi gidip okuyacaklardı? Hiç bunu düşünmüyor arkadaşlarımız. Kardeşim Arap örfünde kızlar evlendirilir. Ve insan da kızın olabildiğince küçük yaşta evlendirmeye bakar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la benim anladığım Hazreti Ayşe'nin evliliği de Hazreti Peygamber'in Hatta yanında öncesi yok mu hocam? neydi? Öncesinde Hazreti Bekir'in, Hazreti Ayşe'nin, hani talip var, vazgeçiyor. Var. Hani peygamberimiz talip diyor, Evet. esasında öncesi var bunun yani. Yani eğer küçükse diğeri de hani Tamam. talip olunmuş yani Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ömer de Hazreti Ali'nin kızıyla evleniyor hocam. Küçük kızıyla. Evet. İlk önce Hazreti Ali razı gelmiyor. Diyor ki çocuklarla bir istişare edeyim diyor. Eve gidiyor Hasan'la Hüseyin'e. Diyor ki Ömer diyor bizim kızı istiyor diyor Esma'yı. Bunlar ikisi kızıyorlar. Olmaz öyle şey. Yaşlı adamı diyorlar. Bunun üzerine geliyor Hazreti Ali. Diyor ki böyle böyle dedi çocuklar. O da diyor ki Hazreti Ömer. Ben diyor biliyorsun devletin başkanıyım. Ben istediğimle evlenirim diyor. Ama benim diyor derdim diyor. Hazreti Peygamber'in soyuyla bir irtibat kurmak diyor hocam. Yani Evet. bir amacım bu diyor. Tamam. Bu sefer diyor ki Hazreti Ali bir daha gidip bir sorayım diyor çocuklara. Gidiyor onlara diyor ki ya böyle böyle dedi o zaman diyorlar veriyoruz. Onlar da ikna alıyorlar. Şimdi biz Arap örfünü göz önünde bulundurmazsak bir Arap'ın en çok korktuğu birkaç şey vardır hocam Arap'ın. Bir,
Kızının kaçırılmasından çok korkar. O dönem şartlarından bahsediyorum. Kızının iffetine halel getirilmesinden çok korkar. Hatta hocam, kızının dul olarak gömülmesi kalıp, de hocam, değil mi hocam? Gömülmesi tabii, tabii. De böyle, gömülmesi var. Onun kökeninde bunlar var. Kızının dul olarak kalıp geri gelmesine Araplar çok korkar. Hmm. Hakikaten böyledir. Onurlar arasında. Yani nikahsız kadın yaşamasından tabii çok korkuyorlar. Boşanmış kadından çok korkuyorlar hocam özellikle. Yani ortada kalmış gibi bir durum oluyor ya. İstemezler yani Arap örfü. Boşanmış kadınları tekrardan kendi evden orada çile de çeksin, dayak da yesen affedersiniz. Orada kalmanı ister ailesi. Durum bu şekilde. Yani evlendirmek önceliktir hocam. Benim anlayabildiğim Hazreti Peygamber'in yanına Hazreti Ebubekir Efendimiz bir anlamda Hazreti Ayşe'nin sekreterlik yapmasını isteyerek bu evliliğe onay vermiştir. İşin başka boyutları var. Yani biz bunları görmek istemiyoruz. Bugün, Hazreti Ayşe anamız aile şeyi olaya sadece cinsellikten bakıyor arkadaşlar. Öyle bakılmasın lütfen. Hazreti Ayşe'nin yanında özel kalem Hazreti Ayşe Hazreti Peygamber özel kalem müdürlüğünü yapmıştır ya. Niye böyle bakmıyoruz olaya? Hocam öyle bir şey olsa zaten Mekke döneminde peygamberimize davasından vazgeçerse kesinlikle. Neler neler teklif edildi hocam yani. Hani öyle bir derdi yok peygamber. Bir de hocam Hazreti Peygamber'in yaptığı diğer evliliklere baksın arkadaşlarımız. Peygamber Efendimiz evi Darül Acize gibi ya. Ben öyle tarif ediyorum. Darül Acize gibi bütün yaşları toplamış. Bakım almış Peygamber Efendimiz. Hani ne demiş? Üzülmesin. Ha, yaşlar evi. Şeyleri var, itibarları var, şeyleri var. Yoksa 25 yaşında gidip işte evlenmiş olan bir bayanla evlenmezdi Hazreti Peygamber. Daha öncesindeki hayatında başka şeyler yapabilirdi hocam. Yakışıklı bir adamdı Hazreti Peygamber. Bir de hocam şu var. Peygamberimizi herhangi bir şekilde yine aynı yere geleceğiz. 1400 yıldan beri yaptığı evliliklerle ilgili herhangi bir şekilde kınanmış mı, eleştirilmiş, eleştirilmemiş hocam. Ha, hocam bizim temel ölçümüz ne biliyor yeni dönem hocam. Biz peygamberimizi buraya getirdiğimiz için şimdi şu an bu tarafa getiriyoruz. Yani şu anda buraya getiriyoruz. O yüzden sıkıntımız var. Arkadaşlar şuna baksınlar. Bütün bu Hazreti Ayşe ile evlilik mesela hani tarihçilerin bir kısmı inkar edildi dedik. Sadece şuna baksınlar. İslam'ı kabul etmeyen müşrikler Hazreti Peygamber'in bu evlilikleriyle ilgili peygamberimize gelip bir laf sokmuşlar. Sadece buna baksınlar. Hiç başka bir şey aramasınlar hocam. Tabii. Bir müşrik gelmiş de peygamberimize bir şey demiş. Sonrasında da yok hocam. Var mı? Yok hocam. Sonrasında da yok. Yani bunlar esasında olayı anlamamız için yeterli. O yüzden zorlamaya gerek yok.